Demir, süpersin. Tatlıyı yapan sensin. Ben de süperim değil mi? Bu arada hepsini badem sütüyle yaptın değil mi? Ben bunları dolaptan aldım çünkü. Sen geldiğinden beridir eve süt almıyorum ki. Çok iyi olmuş. Oh! Bu kadar önemli miydi gerçekten? Ne önemli miydi? Benim beğenmem. Evet. En son ne zaman çikolatalı puding yedim biliyor musun? Çocukken deme. Düşüp bayılırım. Demir. E söyleme dedin. Ya gerçekten mi ya? İnanamıyorum sana. İnsan bir pastaneye gider yer bari. Annem yapardı. Çok da güzel yapardı. Böyle bütün ev kakao kokardı. Pastanedekiler öyle kokmuyor. Bu nasıl kokuyor peki? Çocukluğum gibi. Afiyet olsun. Selim. Teşekkür ederim. Sessiz. Yaylada da kendimi böyle hissederdim. Nasıl? Sanki dünya bu kadarmış gibi. Şu an bütün bu sessizliğin içinde dünyada sadece ikimiz varmışız gibi. Öyle mi? Bu dünyada bir ev var ve o evi ikimiz aldık. Bu evin ev sahipleri var. İnsanı yer bitirirler. Artemim diye bir şirket var. Herkes kendi aleminde. Bir de patronun saçma kuralları var. Yok. Şu an hiçbiri yok. Diğer insanlar da, kurallar da yok. Dünya sadece buradan ibaret. Ve sadece ikimiz varız. O zaman şuraya bir ev yapardım. Verandalı. Verandalı bir evimiz var zaten. Az önce ağaç evlerden bahsediyordun. Ama onlar çocuklar içinde. Madem burada ikimiz yaşayacağız. İlginç. İlginç olan ne? Hiç. Demir. Peki. Dünyadaki bütün kurallar yıkılmış. Herkes ortadan kaybolmuş ama sen Peter Pan'la Wendy'yi bir evin içine mi hapsediyorsun? Yani üşütmeyelim diye. Senin bünyen hassas ya. Hastalanırsın falan. E, dünyada kimse yok. Doktor da yok. Sen varsın. Etraf ot dolu. Onları toplar, şu büyük başlara sürdüğünüz ilaçlardan yaparsın. Olmaz mı? Olur. Yaparım tabii. Gençler. Hoş geldin Vedat'ım. Hoş bulduk. Harika. Kahve? güzelmiş buralar.
Vedat'ım çok sağ ol geldiğin için. Kahveler de süper oldu, teşekkürler. Afiyet olsun, ne demek. Bana da seradan çıkmaya bahane oldu işte. Yayla kızı, anlat bakalım ne yapacağız buraya? Sen nereden biliyorsun onun yaylada büyüdüğünü? Merve anlatmıştı. Neyse. Vedat'ım şimdi ekim alanı burası olacak. Organik tarım gibi düşün. Sulama kanallarından tut da hangi bitkinin ekilmesi gerektiğine kadar her konuda bilgine ihtiyacımız var. Güzel. Ne kadar vaktimiz var? Durun. Durun, durun. Duyuyor musunuz? Saka bu. Söylemediğin için teşekkürler. Ne olmuştu ki? Ne söyleyecektim? Sağ ol. Sen çok iyi bir insansın. Uyum kurusun. Tamam. Ağaçlar çok güzel değil mi? Ağaç evler yapılınca daha güzel olacak. Burada güzel uçurtma şenliği de yapılır. Çok güzel rüzgar alıyor. Uçurtma şenliği demek. O nereden çıktı? Ne bileyim, öyle geldi aklıma işte. Selin notları aldı. Ben artık kaçayım Demir. Bey, sağ ol Vedat'ım geldiğin için. Rica ederim, ne demek. Görüşürüz Selin. Kahve için teşekkürler. Rica ederim. Şu kıza iyi davran. 10 numara kız. Daha bir kez gördüm kızı Vedat. Ha pardon, 2. Bir de bana çiçek almak için Seraya geldiğinde. Bu arada söktüğüm çiçeği göndermişsin. Aldın mesajı. İyi. Mesajı aldıysan kafan karışmaz. Hangi konuda? Alara. O durum kontrol altında da. Sen nereden biliyorsun bunu? Neyi nereden biliyorum? Selin'le aynı evde yaşadığımı öğrenmiş ya. Onu demiyor musun? Ha. Şimdi anlaşıldı onun da derdi. Of. Demir'im, İstanbul'a iyi ki döndün. Çok iyi ettin, çok mutlu ettin bizi. Çok sağ ol ama... Kardeşim, benim bir tane huzur dolu seram vardı. Sen döneli bir entrikana üstüne döndü ya. Nasıl yani? Neyse. Boş ver, sonra konuşuruz. Bakalım. Şu kıza iyi davran. Sen iyi davran. O ne surat öyle? Ofise döneceğiz değil mi? Dönmeyelim. Ama dönmemiz lazım. Bir ton iş var. Sorunlardan biraz olsun kaçmak iyi geldi yine de. Sorunlar? Alara. Artık öyle bir sorunumuz yok. Öyle mi? Hı hı. Öyle bir sorunumuz yok mu? Peki ne söyledin onu bizimle ilgili? Yani aynı evde kalmamızla ilgili. Neyse, onu söyledim. Mecbur kalınan geçici bir durum olduğunu anladı. Kimseye bir şey söylemeyecek. Öyle mi? Harikaymış. Şahane. Hadi kalk gidelim. Selin. Ne oldu şimdi? Yok bir şey. En azından bir şeyler anlatabilmişsin. Senin yanında biraz daha edepli duruyor sanırım. Benimle hiç öyle konuşmamıştı. Merak etme. Bundan sonra seninle de artık öyle konuşmayacağım.
Gayet iyi anladı o konuyu. İyi. Ben toplarım onu. Prefabrik yapıları ağaçları kesmeden yerleştirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Önerin var mı? Ağaç evler. Çok riskli. Yani çocuklar düşüp kendilerini yaralayabilirler. Burak, yüksek korkuluklar yaparız. Sağlam merdivenler, altına güvenlik ağı. Ya düşünsene, çocuklar buna bayılır. Buna ben bile bayılırım. Ağaç ev çok iyi fikir. Sizin de geleceğinizi bilmiyordum. Bir ağaç evden diğerine asma köprü de yapabiliriz. Harika olur. Çocuklar için var olmayan ülke gibi bir şey bu. Yüksek alemlerinden prefabrik yapılar çıkacak. Ağaç evler ve asma köprü için gereken malzemeler girecek. Burak Bey, siz ofise dönüp Ferruh Bey'le bütçeyi revize edin. Ben dönünce halledebilirim. O zamana kadar Ferruh Bey ön ödeme almak için bütçeyi çoktan göndermiş olur. Selim, ben şirkete dönüyorum. Tamam Burak, görüşürüz. Yalnız Burak haklıydı. Güvenlik meselesini çok iyi çözmemiz lazım. Çok güzel olacak. Güvenlik Selin. Tamam. Önce güvenlik. Ben Ayda ile Muharrem Usta'yla çözerim. Sen merak etme. Bekliyordum ama. Onlar tarım alanına bakmaya gittiler Ala Hanım. Tamam, peki. Demir Bey de biz ona rapor vereceğimiz için kendisi... Ben Demir Bey'le konuştum canım. Zaten ekibinin dururken kendisinin gelmesini beklemiyordum. Buyurun. Aman diyeyim ustacığım, aman yapma, gözünü seveyim. Ders yapmasın, alırım dalağını. Yapmaz ustam. Sakin ol sen. Hadi gidelim. Yangın merdiveni ihtiyacı var. En acili o. Bir yangın merdiveni var zaten. Niye konuşuyoruz bunu? Zemin yüzünden bina oturmuş durumda. Duvarların birleştiği yerde de açılmalar var. Başka? Döşemeler ve duvarlar için yangına dayanıklı ve antialerjik malzeme lazım. Yeni malzemeleri takip ediyor musunuz? Evet. Neden? Birkaç yıl sonra eskiyecek bir şey kullanmasını istemiyorum çünkü. Alara Hanım, sizin yaş kaç? Ustam Anlamadım. Sizin yaşınız kadar yıl bu lafları duydum ben. İyi malzeme işin sadece yarısıdır. Gerisi ustalık. Bu kız da mühendis, işinin ustasıdır. Yani? Yani. Fazla laf acemiye yarar. Ustanın zamanından çalar, müşteriyi yorar. O zaman anladıysanız işinize devam edebilirsiniz. Ustam biraz fazla mı kızdın acaba? Şimdi bizi Demir Bey'e kesin şikayet edecek abi. Etsin. Ya Esen'in kızmadığına emin misin? Yani normal bir insan için bir hafta çok değil ama Esen bu. Gelmediği haftanın hesabını çok fena ödetir bize. İki kalem bütçe revizyonu. Telefonla da halledebilirdim ama yok. İlla beni ta oradan şirkete gönderdi. Esen'i bir görmeye mi gitsek? Hani sizi unutmadık babında. Huylanmasın. Ne gereği vardı da bizim yanımıza geldi? Ha? Patronsun. Git yetimhaneye bak. Ali Ara ile ilgilen değil mi? Müşterinin yanında olacağına Selin'le benim etrafımızda dolaşıyor. Burak, sen neden bu kadar takıldın ki Demir'in oraya gelmesine? Yani duyan da Selin'le yalnız kalmak istiyormuşsun da planın bozulmuş zannedecek. Ne alakası var Ferru? Saçma sapan anlamlar çıkartma. O zaman sen de işimize odaklan. Lütfen. Yok böyle bir insan. Şımarık, sinir bozucu, küstah. Gerçek canavar müşteri buymuş abi. Ne oluyor? Kimi diyorsunuz? Alara Hanım'a mı?
Demir Bey o kadar haklıymış ki kızın içine gerçek bir canavar var. O kadar mı kötüydü ya? Muharrem Usta dalağını alıyordu, zor tuttuk ya. Al işte, Demir Bey gelmediği için Ali Aranıcı'nı sizden çıkartmış. Bir de hala bu adamı bana savunuyorsunuz. Daha kendi çalışanı müşterinin eziyetinden kurtaramıyor. Neyse ya, ben bir yüzümü yıkayacağım yoksa sinirden alev alacağım. Kızın cesim renk olmuş, görüyor musun? Nasıl yıkayınca bu Ali Aranıcı'nı? Ayda. Kızım, çok acayip bir şeye şahit oldum ha. Vallahi 1 ile 10 arasında puan ver desen 10 puan. O derece. Burak galiba Selim'den hoşlanıyor. Ya Burak, bunlar ne zamandır ters gidiyor. Terasta bir şakası yapalım dedik. Hemen kızdı Burak'ı düşünmeyin diye. Bence Selin ters yapınca Burak'ta kaçan balık büyük olur etkisi yarattı. Ayda, Selin'i basbayağı Demir'den kıskanmış ya. Kızım kıskanmış ya. Kıskandım ya. Bu nasıl güzel bir kıyafet ama. Çok güzel ya gerçekten. Ya madem beğendin senin olsun arkadaşım. Olmaz o dediğiniz. Hiç olmaz yani. Burak da Selin. Sakın bir şey söyleyip kızın aklını karıştırmayın bak. Suyu bulandırmayın. Su temiz. Su ışıl ışıl. Bırakın ışıldasın. Ellemeyin canım. Işıl ışıl. Ne suyu? Karnın mı ağrıyor? Hayır. Acıktım. Sabah köründe kalkıp neden kahvaltı etmiyorsun Selin? Çünkü beyimize teşekkür mahiyetine sebze suyu sıkıyordum. Ama yaranamıyoruz. Çok teşekkür ederim ama neden sadece bana sıktın? Kendin de içseydin ya. Ay, sabah sabah sebze suyu mu? Ay vallahi içemem, midem ağrır. Hayret. Kızartmalar ağrıtmıyor ama. Aa, sen sanki hiç kızartma yapmıyorsun. Dünkü tavuklar kızartmaydı. Evet ama sen öyle seviyorsun diye kızartmıştım. Ya gerçekten mi? Teşekkür ederim. Çok güzel olmuştu. Gerçi sen yiyemedin ama. Evet. Tabağımdakileri ellemeseydin yiyebilirdin belki. Ay, ya senin bak bak. En sevdiğim tişörtlerinden bir tanesi lekelenirse bak çok çok kötü buluşurum. Tutmazsan yüzüne sürerim. Hayır hayır ya. Tamam al. Of Selin ya. Al. Bak gördün mü? Ölmedin. Alara, benim yüzümden değil, Alara'nın yüzünden yiyemedin. Öyle koşa koşa peşinden gitmeseydin belki yemeğini yerdin. Koşa koşa peşinden mi gitmiş oldum şimdi? Pardon ama bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum, farkında mısın? Neyse konu söylemişsin. Düzelmiş. İyi olmuş. Ya Selin ben mi anlamıyorum yoksa gerçekten sorunu çözdüğüm için kızgın mısın bana? Açım. Aç, aç. Anladım. Sen sıkmayayım onu ya. Ha? Elini korkak alıştırma ya. Allah'ım nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. Abi sen de sen ye. Gerek yok, ben istemiyorum. Niye? Ya Selin temiz mi pis mi belli değil, boş ver, yemeyeceğim ben. Ay aman Demir, 40 yılda bir şey yiyeceksin. Takılma şunlara, hayatını yaşa. Bak erken öleceksin böyle yaparsan. Aç aç aç. Hayır hayır, hayır Selin. Nasıl? Ya neye benzedi biliyor musun? Leyla teyzeyi yemeğe gittiğimizde böyle ağzına çerkez tavuğu sokmuştu. Ona benzedi. Gel aç, kendin aç bunu. Nasıl açılıyor? Şöyle. Tumurdan kırıyorsun. Şöyle. Tamam. Abartma be. Tamam. Hadi. Kokoreçler geldi. Tamam hadi, midyeyle doyurdun karnını. Tamam tamam, sonuncu. Abim elinize sağlık vallahi. Kardeşim sen bunları hesaba yazarsın. Şu, son bir tane. Sağ ol. Demir. Ne oldu? İstersen yeme. Alışık değilsin. Sonra seni sırtımda hastanelere taşımayayım. Çok düşüncelisin. Ama yeteri kadar sağlıklı besleniyorum.
Arada bir kaçamak yapabilirim bence. Oh be. İyi haber mi? Evet. Babamın doktor randevusu iyi geçmiş. Ama yine de kalbini zorlamayacaktım. Gözün aydın. Yakın zamanda tekrar gelmeyecekler ama, değil mi? Yani babana bir sürü yalan söyledim çünkü. Yani umarım gelirler. Yani gelmezler. Babamın sağlığı için hiç iyi olmaz. Ya da benim. Selin. Bu ev meselesi ne olacak? Yani kendiliğinden ikiye bölünmeyecek. Biliyorsun değil mi? Bölünmeyecek. Gerek kalmayacak. Çünkü sen gideceksin. Hayır, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğimi biliyorsun. Ben de gitmeyeceğim. Sen de bunu biliyorsun. Vedat. Bu akşam mı? Onu başka bir zaman yapalım be Vedat'ım. Bu projelerin bitiminde. Kutlama niyetine. Tamam. Görüşürüz. Akşam bana yemeğe gelin dedi. Siz Vedat'la çok yakın arkadaşsınız değil mi? Yok. O benim çok yakın arkadaşım değil. Hayattaki tek yakınım. Ha. O zaman her şeyi konuşuyorsunuz. İlk onu anlatırım. O da bana. Peki benimle ilgili bir şey söyledin mi? Yani herhangi bir şey. Daha yeni tanıştınız. Ne söylemesini bekliyorsun ki? Biraz tanısın seni. Sonra söyler belki. Gerçi seni tanımadan bir sempatisi vardı sana karşı. Öyle mi? Evet. Aynı evi aldığımızı anlattığımda, o bütün kavgalarımızı, karakola düşüşümüzü falan. Sağ olsun itinayla hep senin tarafını tutmuştu. Gerçekten anlattın mı her şeyi? Biz birbirimizden hiçbir şey saklamayız ki. Dediğim gibi her şeyi ilk ona anlatırım. O da bana. Şu hayatta gözüm kapalı güvenebileceğim tek kişi Vedat. Emir, benim sana bir şey söylemem lazım. Selin? Demir, söyleyeceğim şey çok kolay değil. O yüzden ben bir kafamı toparlayacağım. Demir, ben aslında... Söyleme. Efendim? Burada söyleme. Akşam evde konuşuruz. Şimdi şirkete gireceğiz. Biz bu konuyu, yani konu her neyse, akşam evde konuşuruz, olur mu? Olmaz. Benim şimdi söylemem lazım. Selin, lütfen dur. Demir, ben sana yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. Biliyorum. Yani
Bana çiçek almak için Selasın'a gitmiştin. Daha önceden. Yıldırım Bey'in işi için konuşmuştum. Merve'nin doktor randevusu vardı. Onun yerine ben gittim. Sen de arayıp Merve gelecek demişsin. O gün Merve uğradı ama dosyayı bırakıp gitti. Demir, çok ilginç bir kız. Yani ne yalan söyleyeyim, ben uzun zamandır bir kadınla böyle güzel muhabbet etmemiştim. O da beni Merve sandı. Ben de bozuntuya vermedim. Bir daha karşılaşacağımızı düşünemedim. Ama sonra... Seni Merve sanıyordu yani. Evet ama bir süreliğine. Ben sizin bu kadar yakın olduğunuzu gerçekten bilmiyordum. Ben geçen gün Vedat'a senin olduğumu söyledim. O da bugün bozuntuya vermedi. Ve ben sonra çok üzüldüm. Vedat'tan özür diledim. Senden de özür dilerim. Sadece küçük bir yalandı. Yalan bile değil. Yanlış anlaşılma. Of, niye bu kadar bozuldun Demir ya? Yayla kızı. Anlat bakalım, ne yapacağız buraya? Sen nereden biliyorsun onun yaylada büyüdüğünü? Merve anlatmıştı. Aman be Demir'im. Su akar yolunu bulur, boş ver. Bir de Selin'le öyle banyoda yakalasaydı sarmaş dolaş. Üstümüzde pijamalar falan. Bir de öyle mi oldu? Siz bayağı yakınsınız o zaman Selin'le. Vallahi Vedat'ım, ben artık evime yakın olmak istiyorum. O kadar. Evde de Selin var. Neyse ya. Ailenin gelişi iyi olmuş o zaman. Size yaramış. Geçen bahsediyordun su akar yolunu bulur filan. Ne oldu o iş? Akmadı Demir. Dedim sana. Suyun yoluna baraj yapmışlar. Hem de bayağı böyle büyük bir baraj. Keban gibi. O yüzden boş ver. Şu kıza iyi davran. 10 numara kız. Şu kıza iyi davran. Sen iyi davran. Seni 2 günlüğüne Paris'te kaçırıyorum. Alara. Alo, Alara. Gördün mü notumu? Evet, gördüm. Dün akşam bahsettiğin konum bu. Evet. Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde göçmen çocuklar yararına bir gece düzenleniyor. Projemi duymuşlar. Konuşma yapmamızı istiyorlar. İkimiz çıkıp projenin detaylarını anlatacağız. Yani seni önümüzdeki hafta 2 gün Paris'e kaçırıyorum. Bu çok güzel bir haber. Evet, der misin lütfen? İkimizin de birkaç günlüğüne de olsa İstanbul'dan kaçmaya ihtiyacı var. Haklısın Alara. Uzaklaşmak iyi gelecek. Tamam. Detayları konuşuruz. Evet Selin. Paris'e mi gidiyorsunuz?
Ali Aray'la. Bir sakıncası mı var? Yok. Beni ilgilendirmez. İyi yolculuklar size. Sen neden gelmiştin? Önemli değil. Bana itiraf edeceğin başka yalanları mı vardı yoksa? Varsa söyle. Sonraya bırakma. İşle ilgili konuşacaktım. Ama mail atarım, oradan bakarsın. Mail atma. Söyle. Şimdi söyle. Bana neden oyun oynuyorsun? Neden Ali Aray'la aranızda bir şey yokmuş gibi davranıyorsun? Sen neden bu konuyla bu kadar ilgilisin? Ha? Niye sürekli sorup duruyorsun? Selin. Neden kızıyorsun bana? Önce onu bir açıklasana. Alt tarafı basit bir yanlış anlaşılma. Vedat bile bu kadar bozulmadı. Sen niye bozuluyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Anlamıyorsun, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.